Efendim merhabalar, saatler 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Libya tezkeresinin bugün meclise sunulması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise tezkere turuna çıktı. Çavuşoğlu'nun ilk durağı CHP oldu. Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra kısa bir açıklama yaptı. Sayın Bakan, evet. Tezkere öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazları vardı, karşı çıkıyordu ama sizin aktarımınızdan sonra bir değişiklik söz konusu mu Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Siz neler aktardınız? Özellikle tezkerenin içeriğine ilişkin olarak neler söylediniz? Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun yine bugün saat 12'de bizi kabul etmesi üzerine kendilerine meclise gönderdiğimiz tezkere hakkında ve Libya'daki son durum hakkında bilgi arz ettik. Aynı şekilde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda ve diğer mutabakat zaptı ile ilgili de bazı bilgiler arz ettik. Libya konusunda genel bir değerlendirmede de yine bulunduk. Sayın Genel Başkanı'nın ve çalışma arkadaşlarının bazı soruları da oldu. O sorulara da cevap verdik. Neticede biz bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni doğrudan bilgilendirmiş oluyoruz. Tabii ki tezkere konusunda karar Cumhuriyet Halk Partisi'nindir. Takdir onlarındır. Ama biz ülkemizin ulusal çıkarları bakımından karşı karşıya kaldığımız tehditler dahil niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık. Teşekkür ederim. MHP'ye de gidecek mi efendim? Milliyetçi Hareket Partisi'ne gitmiyoruz. Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli mesaj gönderdiler. Bizim zaten tutumumuz belli. Biz tezkereyi tam olarak destekliyoruz. Dolayısıyla bize gelerek vakit kaybetmelerine gerek yok. Diğer siyasi partileri bilgilendirsinler demişler. Dolayısıyla bugün saat 14'te de İYİ Parti'yi ziyaret ederek Sayın Genel Başkan'a bilgi vereceğiz. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çeviköz, meclise gelecek Libya tezkeresine olumsuz baktığımızı söylemek isterim dedi. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu genel merkezimizi ziyaret ederek Sayın Genel Başkanımızla bir görüşme yaptı. Ve önümüzdeki gündemde herkesin ilgisini çeken Libya'ya asker gönderme konusunda bir tezkere ile ilgili olarak hükümetin görüşlerini aktardı. Kendisini dinledik. Elbette bizim de ve Sayın Genel Başkanımızın bazı soruları oldu. O soruları da yönelttik ve onların da yanıtlarını aldık. Değerli basın mensupları, Libya ile ilgili tezkere henüz meclise gelmiş değildir. Onu bekliyoruz. Biz Suriye'de karşı karşıya olduğumuz sıkıntıların şimdi bir de Libya'dan kaynaklanan bir şekilde Türkiye'nin gündemine gelmesini istemiyoruz. Özellikle Türkiye'nin Libya'daki vekalet savaşlarına taraf olmasını ve Müslüman kanının dökülmesine taraflardan birinin yanında yer alarak sebebiyet vermesini asla kabul etmiyoruz. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde biz önümüzdeki günlerde Yüce Meclisimize gelecek olan tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim. Evet, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun CHP ziyaretinin ayrıntılarını ekranlarınıza getirdik. Ardından İYİ Parti'yi de ziyaret etti Çavuşoğlu. İşte o ziyaretin ayrıntılarını almak için hemen Ankara'ya dönelim. Ulusal Kanal ekibinden Buse Gençtürk bizi bekliyor. Ayrıntıları aktaracak Buse. Evet Erkan Kol, az önce izlediğimiz haberlerde de görmüş olduk. CHP ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İYİ Parti'ye ziyarete gitti. Saat 14'te İYİ Parti Genel Merkezi'ndeydi Çavuşoğlu. Görüşmeye girdi. Görüşme beklenenden aslında biraz uzun sürdü. Yaklaşık 40-45 dakika civarında bir görüşme yapılmış oldu. CHP'deki görüşmeden daha uzun sürdüğünü de söyleyebiliriz. Çavuşoğlu görüşmenin ardından çıkarak bir basın açıklaması yaptı İYİ Parti Genel Merkezi'nde. Özellikle Libya tezkeresine ilişkin soruları yanıtladı.
atladığını ve sorulara yanıt alındığında, sorulara İYİ Parti'nin yanıt aldığını da söylemiş oldum. Şuna da değindi Çavuşoğlu. Akşener ve çalışma arkadaşlarını bilgilendirdik dedi. Bu tezkereye neden ihtiyaç duyduğumuzu anlattık ifadelerini kullandım. Ve Genel Başkan Meral Akşener'e bilgi verdiklerini iletti. Politikamızdaki bazı dış politikadaki bazı konular hakkında da bilgilendirmede bulunduğunu aktarmış oldu Çavuşoğlu. Libya'da kalıcı bir barış sürecini destekleyen ülke olarak bu konudaki çabalarımızı genel başkanımıza bilgi verdik dedi. Özellikle birliktelik vurgusu yaptı Çavuşoğlu açıklamasında da. Ulusal çıkarlar ve tehditler doğrultusunda bu tezkerenin gerçekleştirilmesi için gündeme getirildiğini de aktarmış oldu. Sorulan bir soru üzerine de temasları nasıl geçtiğine dair sorulan bir soru üzerine de samimi bir ortamda gerçekleştirdiğini söyledi Çavuşoğlu. Ve Cumhurbaşkanlığına gittiğini, Libya tezkeresinin Cumhurbaşkanlığına gittiğini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından da meclise gün içerisinde geleceğini söylemiş oldu. En son olarak da milli bir mesele, ulusla güvenliğimizi ilgilendiren konularda birlikte hareket etmeyi önemsiyoruz ifadelerini de kullanmış oldu Çavuşoğlu. Çavuşoğlu'nun hemen ardından İYİ Parti Genel Başkanı Yardımcısı Kamil Erozan kısa bir açıklama yaptı. Kamil Erozan İYİ Parti'nin tutumuna değindi, Libya tezkeresine bakışına değindi. Henüz belki evet veya hayır kelimelerini kullanmadık dedi Çavuşoğlu ile yapılan görüşmede tezkere için. İYİ Parti'nin tezkere ilişkin görüşlerinin önümüzdeki günlerde belli olacağını, hatta vekillerle yapılacağı bir başkanlık divan toplantısında ayın ikisinde vekillerle birlikte yapılacak toplantı sonrasında İYİ Parti'nin net tutumunun açıklanacağını söylemiş oldu. Bilgi sahibi olmadıklarını da aktardı tezkere hakkında. Sıcak bir çatışmaya girecek mi Mehmetçik? Ona dair bir bilgi gelmediğini söyledi. Aynı şeyi Ünal Çeviköz de, CHP Genel Başkan Yardımcısı da söylemişti. Tezkerenin içeriğini bilmiyoruz ifadeleri bulunmuştu. Son olarak Kamil Erozan'dan şunu söyleyebiliriz. Nihai karar ayın ikisinde verilecek. İYİ Parti'nin tutumu ayın ikisinde belli olmuş olacak aslında. Meclise de bugün gelmesi bekleniyor Libya tezkeresinin. Ankara'da stüdyomuz aktaracaklarımız bu kadar. Sözü İstanbul'a bırakalım. Evet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti ziyaretinin ayrıntılarını Buse Gençtürk'ten aldık. Türk yargısı 2019 yılında FETÖ'nün üzerine kararlılıkla yürüdü. Terör örgütünün operasyonel gücü kırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raporuna göre FETÖ'ye ilişkin 48.918 soruşturma açıldı. 6.831 tane de iddianame hazırlandı. Rapora FETÖ içindeki çözülme de yansıdı. Başkent Adliyesi'ndeki dosyalarda 754 kişi de itirafçı oldu. Savcılık FETÖ borsası tartışmalarına ilişkin de açıklık getirdi. Bu isimde bir soruşturma olmadığını belirtti. 2019 FETÖ'cü Gladio'nun temizlendiği önemli bir yıl oldu. Dikkat çekici veriler savcılık raporuna yansıdı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Başsavcısı Yüksel Kocaman 2019 yılında yargıda yaşanan gelişmelere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ankara'daki FETÖ ile mücadeleye ilişkin bilançoyu açıkladı. Kocaman'ın basın mensuplarıyla paylaştığı savcılık raporunda örgütteki çözülmeye de dikkat çekildi. Kocaman, 2019 yılında FETÖ ile mücadele kapsamında 48.918 soruşturma açıldı. 6.831 iddianame hazırlandı. 11.401 takipsizlik kararı verildi ifadelerini kullandı. Raporun açıklanmasının ardından Başsavcı Kocaman gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son zamanlarda gündeme gelen FETÖ borsası konusuna açıklık getirdi. FETÖ borsası diye bir soruşturma ismi hukukta yok diyen Başsavcı Kocaman, zaman zaman değişik kesimlerde çalışanlarla ilgili rüşvet soruşturması açıldığını söyledi. Kocaman'a eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılandığı dosyanın son durumu da soruldu. Yeter hakkındaki beraat kararına itiraz ettiklerini kaydetti. 2002 yılında doçent doktor Necip Havlemitoğlu cinayetin karıştığı belirtilen şüpheli Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna makamlarınca yakalanmıştı. Yüksel Kocaman, şüphelinin iadesi için Kiev'den yanıt beklendiğini aktardı. Öte yandan savcılık raporuna göre milletvekilleri hakkında toplamda çeşitli suçlardan dolayı 450 fezleke hazırlandı.
Amerika, Irak'ta Haçlı Şabi güçlerine ait 5 noktaya hava saldırıları düzenledi. 25 kişinin öldüğü saldırıya karşı Irak'tan ortak tepki yükseldi. Irak Meclisi'ne ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması çağrısı yapıldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da saldırıların İran'a misilleme olduğunu ileri sürdü. ABD savaş uçakları Haçlı Şabi'nin Irak ve Suriye'deki mevzilerini bombaladı. Irak'ta 3, Suriye'de 2 noktada Haçlı Şabi'ye ait cephanelik ve komuta merkezi vuruldu. Hava saldırılarında 25'ten fazla kişinin öldüğü açıklandı. Amerika saldırıların Haçlı Şabi'ye misilleme olduğunu duyurdu. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Haçlı Şabi'nin Kerkük yakınındaki bir üsse 30 roket attığını, bir ABD askerinin öldüğünü söyledi. Esper, İran'ı tehdit etti. Başkan Trump ile İran destekli örgütlere karşı kendimizi savunmak için mevcut olan diğer seçenekleri de görüştük. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırıları İran'a uyarı olarak nitelendirdi. Pompeo, ABD'nin bölgedeki çıkarları için başka operasyonlar yapabileceğini kaydetti. Bugün Irak'ta attığımız adım, Başkan Trump'ın da aylardır belirttiği gibi, İran'ın Amerikan askerlerinin hayatını tehlikeye atması durumunda kendilerine vereceğimiz net bir cevap konusundaki kararlılığımızı göstermektedir. Irak'tan ABD'nin Haçlı Şabi'ye yönelik saldırısına tepki geldi. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve eski başbakan Adil Abdülmehdi saldırıların egemenlik ihlali olduğunu belirtti. Irak Cumhurbaşkanı Salih'i saldırıların iki ülke arasındaki askeri anlaşmaya ters düştüğünü vurguladı. Irak meclisinde de saldırı kınandı. Fetih Koalisyonu meclise Amerika'yı Irak'tan çıkarma çağrısı yaptı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu da ABD'ye tepki gösterdi. İran, Rusya ve Çin donanmalarının stratejik öneme sahip ortak deniz tatbikatı sona erdi. Üç ülke donanmaları 17 bin kilometre karelik alanda gerçekleşen tatbikatla Amerika'ya karşı kuvvet gösterdi. Hava kuvvetleri unsurlarının da katıldığı senaryolarda görevler başarıyla gerçekleştirildi. Deniz Güvenliği Kuşağı adı verilen tatbikat hakkında konuşan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı, bölgeye kendi emelleri doğrultusunda güvenlik uygulamaları dayatmaya çalışan Amerika, bu tatbikatın anlamlı mesajını algılayacaktır dedi. Atlantik cephesinin hedef aldığı Çin, İran ve Rusya donanmalarının ortak deniz tatbikatı sona erdi. 3 gün süren tatbikat, dünya petrol doğalgaz nakliyesinin stratejik güzergahında gerçekleşti. Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'nda 17 bin kilometre karelik alanda gerçekleşen Deniz Güvenliği Kuşağı tatbikatına 3 ülke donanmalarıyla birlikte hava kuvvetleri unsurları da katıldı. Bölgede deniz misyonu başlatarak müttefiklerini davet eden Amerika'nın bölgedeki faaliyetlerine yanıt niteliği taşıyan tatbikatta bütün senaryolar başarıyla tamamlandı. Tatbikatı değerlendiren İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğ Amiral Hüseyin Hanzadi, üç ülke için bir ilk olan ortak tatbikatın belirlenen tüm hedeflere ulaştığını söyledi. Hanzadi, bölgeye kendi emelleri doğrultusunda güvenlik uygulamaları dayatmaya çalışan Amerika, bu tatbikatın anlamlı mesajını algılayacaktır ifadelerini kullandı. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı, Amerika'nın bölgede cirit atma döneminin bittiğini ifade etti. Hanzadi, bölge ülkelerinin bir sonraki tatbikata katılarak bölgenin güvenliğine katkı sağlamalarını istedi. Ankara Beştepe'de Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2017 yılından bu yana uyuşturucu madde ve sigara bağımlılığının düştüğünü söyledi. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 2017 ve 2019 yıllarında 16 yaş grubu öğrencilere yönelik yapılan araştırma, 2017'den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır. Ama tabii ki şunu da ben ifade etmek isterim. Azalma olsa bile özellikle sigara kullanımındaki oranımız hayli yüksek. Yani mücadelede almamız gereken çok ciddi bir yol olduğunu görüyoruz. Toplumumuzda yaygın olan tütün kullanımıyla mücadelede dumansız hava sahalarında sıkı denetim sıkılaştırılmıştır. 2019 yılında toplam 3 milyon denetim gerçekleştirilerek 25.294 ihlal tespit edilmiş ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştır.
denetim ekiplerinin denetlenmesine yönelik sistem de hayata geçirilerek iller arasında çapraz denetim uygulamasına başlanmıştır. Kaçak tütün ve makaronlara yönelik tedbirler güçlendirilmiş. 2019 yılının ilk 11 ayında 190 milyon adet boş makaron ve 364.190 kilogram kaçak tütün ele geçirilmiştir. Diğer yandan madde bağımlılığına ortam hazırladığı tespit edilen metruk binaların yıkımına 2019 yılında da yine kararlılıkla devam edilmiştir. Bu kapsamda Kasım ayı sonuna kadar 82.410 metruk bina tespit edilmiş. Bu binalardan 52.424'ü yıkılmış, 18.147'si rehabilite edilmiştir. 12.839 binanın yıkım süreci ise devam etmektedir. Adana merkezi 4 ilde IŞİD operasyonu yapıldı. Terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 70 şüpheli yakalandı. Adana merkezi 4 ilde IŞİD'e şafak baskını yapıldı. Operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Yılbaşı öncesi güvenlik tedbirlerini artıran polis ekipleri IŞİD'e yönelik yurt genelinde operasyon düzenledi. Adana'da yapılan operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. IŞİD'e yönelik bir diğer baskınsa Kayseri'deydi. Operasyonda 9 Irak vatandaşı yakalandı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Batman'da ise 400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 22 kişi emniyete sevk edildi. IŞİD operasyonlarının bir diğer adresi Ankara oldu. Başkentte ekipler 30'u Irak, 2'si Suriye, 1'i Fas uyruklu olmak üzere 33 zanlıyı gözaltına aldı. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, 2019 kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Pekcan, kaçakçılıkla mücadele noktasında önemli bilgiler paylaştı. 2019'da 125 milyon yolcu, 6,5 milyon konteyner, 700 bin uçak, 80 bin gemi, 4 milyon nakliye aracı, toplamda 9 milyon aracın işlemini gerçekleştirdik. 2019 yılı başından itibaren 5411 olayda 1 milyar 45 milyon değerinde uyuşturucu, 2 milyar 62 milyon değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 3 milyar 107 milyon kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik. Biliyorsunuz son havaalanlarında yakalanan en büyük uyuşturucu 1.7 ton olarak İstanbul Havaalanı'nda geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi. Ve 2019'da toplam 8.7 ton uyuşturucu yakalaması gerçekleştirdik. 17 bin ton kaçak akaryakıt yakalaması gerçekleştirdik. 17.4 milyon paket kaçak sigara yakalaması gerçekleştirdik. Ve kaçak sigara dünyada %10, Avrupa'da %8.7 olmasına rağmen Türkiye'de kaçak sigara kullanım oranı 2.2'ye düştüğünü memnuniyetle görüyoruz. Bunların dışında kaçak sigara üretiminde imalatında kullanılan 110 milyon adet makaron yakaladık ve 140 bin adet de elektronik sigara yakalaması gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Sosyalizm Hareketi Partisi'nin devlet başkanı adayı 19 Ocak'ta belli olacak. Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ülkesindeki seçimlerde aday olmayacak. Morales 19 Ocak'ta açıklanacak adayı destekleyecek. Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales seçimlerde yarışacak adayını 19 Ocak'ta açıklayacak. Ordunun ve muhalefetin baskısıyla görevinden istifa eden Morales, Sosyalizm Hareket Partisi'nin adayını destekleyeceğini duyurmuştu. Merakla beklenen adayın açıklanacağı tarihi Morales kamuoyuyla paylaştı. Evo Morales, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te basın toplantısı düzenledi. Açıklamayı Sosyalizm Hareket Partisi MAS'ın eyalet yöneticileriyle görüşmesinin ardından yaptı. Eskiden liderliğini yürüttüğü MAS'ın kampanya yöneticiliğini üstlenen Morales, başkan adayının henüz belli olmadığını ancak MAS'ın anketlerde önde olduğunu söyledi. Bolivya'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde MAS'ı temsil edecek aday,
19 Ocak'ta düzenlenecek kongreyle belirlenecek. Morales, Mas'taki iç çekişme sinyallerine ilişkinde değerlendirme yaptı. Eski devlet başkanı, partinin birlik içinde olduğunu ve parti içinde yeniden yapılanmanın değil, güçlü durmanın zamanı olduğunu sözlerine ekledi. Efendim, Somali'deki intihar saldırısı şu ana kadar ölenlerin sayısı 81 olarak açıklandı. Şimdi bu saldırıyı konuşacağız bölgeden yeni gelen bir isimle. Ankara'ya dönüyoruz hemen. Somalili doktor Muhammed Aden konuğumuz. Sayın Aden, hoş geldiniz yayınımıza. Siz Somali'den bu ay geldiniz. Orada yaşıyorsunuz. Bölgeyi de iyi biliyorsunuz. Bu olayla ilgili son gelişmeler neler? Son durum nedir? Sizden dinleyelim. Hoş bulduk. Somali'de bu haftanın hafta başı cumartesi günü 28'in sabah 3 saat çıkışı, 3 saat gidişine bir terör eylemi gerçekleştirildi. Somali başkenti Mogadişu'da FGÖ'ye kontrolün, FGÖ'ye X kontrol dediğimiz FGÖ'ye bölgesi ve Mogadişu arasındaki araç kontrolları ve gümrük işlerinin yapıldığı yerler yakın bir yerde ve sabahlardan en çok kalabalık olan yerler iş gidiş saatinde hedef aldılar. Orada birkaç tane servis aracı, öğrenci okul gidiş saatlerde olduğun en çok hayata kaybeden kişiler öğrencilerdi. Ve aynı anda oradaki iş yerlerde çalışan kişiler ve şehire giriş yapmak ve çıkış, şehrin dışına gitmek isteyenler ve birkaç okulun öğrencileri, özellikle Benadir Üniversitesi öğrencileri orada en çok hayatta kaybeden kişiler ve maalesef oradaki iki Türk kardeşlerimize hayatta kaybettiler. Şimdi hem resmi hem şeyde, gazetelerde ve haberlerde yazılan şeylerde yaklaşık 80 kişi hayatını kaybettiğini belirlendi. Ve burada oradaki saldırının şeyi yaralı olan kişilerde Mogadişu'daki hastaneler en çok Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni tedavi gördüklerini ve oradaki Medine Hastanesi en çok orada şeyi görüyorlar. Ayrı ayrı haberler geliyor ve kutu haberlerde gelen şeylerden biri. Bu noktada size şunu da sormak istiyorum. Bilemiyorum, Somali medyasını takip edebildiniz mi, o bölgedeki medyayı? Şimdi Somali istihbaratı şöyle bir şey paylaştı bugün. Saldırının yabancı bir ülkede planlandığına dair bilgiler geliyor. Siz takip edebildiniz mi hiç? Somali'de bununla ilgili yapılan bir tahmin var mı? Saldırının amacıyla ilgili veyahut da kimler tarafından yapıldığıyla ilgili? En son Twitter hesabına yazılan haberlere göre Somali'nin istihbarat ve savunma şeyi NISA açıkladığına haberlerden bu tür şey saldırılarda diş ellerin uzantını olduğunu belirlediler. Ve o konuda ilkel bilgiler çıkmaya başladı. Çünkü orada bayağı bir hassas bir bölge. Hem orada yani otoyol çalışmaları var. Oradaki bayağı çalışmaların ilerlediği yerlerde Mogadişu ve Afgoye otoyolu çalışmaları vardı. Artı oradaki gümrük işlerin olduğu yerde özellikle o saatlerde öğrencilerin olduğu saatte ve halkının ortasında karışmak amacıyla olabilir diye bazı haberleri geliyor. Açıkçası şöyle olabilir. Daha önce de öyle bir şeyler geliyordu. Ülkenin daha önce 2017'de aynı saldırılara ülkemize hedef alındı. O terör eylemlerden biri halkının huzurunu kaçırmak ve son yıllarda ülkenin biraz daha düzen halinde geldiğine şey hedef alıyorlar. Özellikle Mogadişu'nun son aylarda çok fazla şey alındı, tedbir alındı. Giriş çıkışı kontrol edildi. Oradaki saldırıların yani bayağı indirildi
ve onların o saatteki yani o bölgelerde giriş yapmanın ve o dışarıdaki hedef almış sebebi bazı şeyler haberlere göre orada çok ciddi olarak da şey olduğunu güvenlik aşamasında ülkenin ilerlediğini önceki halden daha iyi olduğunu bir ifade ediyor. Çünkü sık sık önceden bayağı şey saldırılar oluyordu ama şimdi biraz Allah şükür ülke şey oluyor. Bir de özellikle şöyle belirtmek istiyorum. Orada Somali ve Türkiye arası ilişkilerin bayağı ciddi olduğunu ve o ilişkilerin şey olan, rahatsız olan bazı ülkeler var. Ondan dolayı şeyden çıkan, Milli İstihbarat'tan çıkan haberlerde o da şey yani noktalanıyor. Şöyle bir durum, her daim 2011'den şimdiye kadar hem eğitim, hem sağlık, hem ihtiyaç zamanlarda yanımızda duran Türkiye Cumhuriyeti var. Şimdi de bu saldırıdan sonra hemen koşan, hemen yardım uçağı gönderen tek ülke Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti halkı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine her zaman teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ciddi olarak da dostu yani ihtiyaç zamanlarda öğrendiğin bir şey. Bazı şeylerde de ülkelerde bu Türkiye Somali yardım ettiğini, ayakta kalkmaya çalıştığını, onlardan rahatsız olduğunu herkes yani açıkça gözüküyor. Peki efendim, biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Somali halkına. Somali doktor Muhammed Aden'le konuştuk, değerlendirdik değerli izleyenler. Somali'deki saldırıda şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 81 olarak açıklandı. Son durum nedir? Somali istihbaratından bugün yapılan bir açıklama vardı. Saldırının yabancı bir ülkede planlandığına dair. İşte o saldırının amacı ne olabilir? Tüm bunları değerlendirdik. Özellikle Aden'in söylediği önemli. Türkiye ile Somali arasındaki son dönemde ilişkiler oldukça iyi dedi. Türkiye özellikle eğitim ve sağlık alanında 2011'den bu yana Somali'ye oldukça destek veriyor. Bu Somali ve Türkiye ilişkileri de hedef alınmış olabilir. Bu yönde iddialar da var. İşte tüm bunları dillendirdi. Biz de bu ayrıntıları konuştuk. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı Yeni Yıl Yemeği düzenledi. Etkinliğe katılan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, 2020'nin çelik yılı olacağını söyledi. 50 yıllık geleneğin buluştuğu geceye Perinçek ve Ethem Sancak'ın birlikte söylediği türkü damga vurdu. İstanbul İl Merkezi'nin düzenlediği Yeni Yıl gecesinde renkli anlar yaşandı. Doğu Perinçek ve Ethem Sancak birlikte Kürtçe şarkı söyledi. 2019 yılı da Türkiye için köklü değişiklikleri içerisinde barındıran bir yıl oldu. Ben inanıyorum 2020 yılı Vatan Partisi'nin politikalarının bütün Türkiye satına yayıldığı ve partimizin iktidar yürüyüşünün başladığı yıl olacaktır. Sirkeci'de düzenlenen yemeğe katılım yoğundu. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da oradaydı. Türkiye Eşitleri Partisi'ndeydim. Orada genel başkan yardımcılığı yaptım. O zaman parti bir yönetim partisi. Şimdi Vatan Partisi bir yönetim partisi olmuş. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2020'nin üretim devriminin yılı olacağının altını çizdi. Üretim devrimini başaracağımız, Türkiye'nin vatan bütünlüğü terörle mücadelede kesin zaferlere ulaşacağımız, Doğu Akdeniz'de Amerikan, İsrail tehditlerini denize döneceğimiz yıllara giriyoruz. Mehmetçiğin sungusu çelik. Ethem Sancak'ın yaptığı Altay tankı çelikten yapmışsın değil mi Ethem Bey? O da çelik. Soner Polat komutanımızın da adı Polat, ne demek çelik. Soner Polat komutanımız da çelik. Ritim grubu geceye müzikleriyle renk kattı. İstanbul İl Merkezi'nin düzenlediği Yeni Yıl gecesinde renkli anlar yaşandı. Doğu Perinçek ve Ethem Sancak birlikte Kürtçe şarkı söyledi. Müzik
Gecenin sonunda çok sayıda kişi Vatan Partisi'ne üye oldu. Üyelerin rozetlerini Doğu Perinçek taktı. Ne oldu Hüseyin, karanlık gitti mi? Vatan Partisi Öncü Kadın Başkanı Meltem Ayvalı, vahşice katledilen Ceren Özdemir'in Ordu'daki ailesini ziyaret etti. Buluşmada duygusal anlar yaşandı. Son bir ayda Türkiye'nin en yakıcı gündemlerinden biri oldu kadın ve kadına şiddet. Bu kapsamda çalışmalara yön vermek için harekete geçen Vatan Partisi Öncü Kadın Ordu'daydı. Vatan Partisi Öncü Kadın Başkanı Meltem Ayvalı, ordulu kadınlara Türk kadınının mücadelesini anlattı. Lastesis eylemlerinin devlet üzerinden Türkiye'yi ayrıştırdığına dikkat çeken Ayvalı uyardı. Bu vatan savaşı, saray savaşı gündeminde gerçekleşti. Aynı gemide miyiz, değil miyiz? Bu düzlemde. Dayanışma toplantısından sonra Ordu'da özel bir eve konuk oldular. Bu ev Aralık ayının ilk günlerinde katledilen Ceren Özdemir'in eviydi. Memleketin genel sorunu. O konuda yani kimse yaşı yatsın bu yatsın diye de bir şeyimiz, düşüncemiz yok. Yani hep birlikte düşünmesi evet, gerekir. Herkesin elini atması gerekir. Bu anlamda yani hayır yok, şunlarsa olsun bunlarsa öyle bir şey yok. Memleket bütün olarak herkes düşünerek yapacak. Yani bizden bu konuda yani izin isteyilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani çünkü bu benim sorunum değil. 20 yaşında öldürüldü Ceren Özdemir. Üniversite öğrencisiydi. Katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davanın görülmesi de başladı. Demek yetmiyor ki gayretlerimiz, hala önleyemedik. Yani daha fazlasını yapmak gerekiyor. En azından böyle bir manyak. O canilerin ıslah edilebilme ihtimali açısından da önemli. Ama asıl olan şey önlemek, engellemek. Yani nasıl Ceren'leri yaşatırız? Onu düşünmemiz lazım. Nasıl ölmesini engelleyebiliriz? Onu düşünmemiz lazım. Orada da sayın muhtarımızın, annemizin dedikleri şey, sizin çok eğitim vurgunuz çok önemli. Bunu başarabilirsek bu sorunu çözeriz. Başaramaz. Yılmaz Özdemir, Ayvalı ve beraberindekilere Ceren'in odasını, kitaplarını gösterdi. Ailesi kızlarının en büyük isteğini eğitimini tamamlayarak sahneye çıkmak olduğunu söyledi. Sadece o sanat yönüyle ilgili. Yani merak ettiği çok şeyler, evet. Onlar onu tamamlayacağını biliyor. Sanat hayatıydı. En başta işte, yazdığı kelimeler. Şairler, evet. Yazarlar, onlar merak ediyordu. Siyaset de değil. Tabii canım. Yani, otlu kalktığı yerde karşısındaki insanlarla bazı şeyleri tartışabilmek yani. Güzel. Siyaset hakkında bir sahip olmak istiyor yazdığı nokta. Meltem Ayvalı da Özdemir ailesine Ceren'in hayalini gerçekleştirmek için çalışma başlatacaklarının sözünü verdi. Umarım onun anısını da hakkıyla yaşatabiliriz. Bunun için de projelerimizi gerçekleştirelim. Ben Ordu'da öncelikle bir sanat okulu ya da sahne olmasını dilerim Ceren'in anısını. Efendim, yeni yıl savunma sanayinde yenilik yılı olacak. İnsansız hava aracı Aksungur 2020'nin ilk günlerinden itibaren Türk ordusunun kullanımında olacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ Genel Müdürü Temel Kotil de yatırım yapılan özgün projelerin tamamlanacağını söyledi. Türkiye'nin bütünlüğü için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yerlilik oranı 2020'de daha da artacak. Bunlara daha da fazla yol almak, sertifikasyonu bitirmek. İlk uçuşunu buna 3 yıl daha var. Hürriyeti 2022'de uçurmak. Öbür taraftan da bizim üretim yeteneğimizi, işte Atak'ın üretimleri, Hurkuş'un üretimleri, Airbus'a Boeing'e yaptığımız ihracatımız var belki bilirsiniz. Konsolde 1 milyar dolara geliyor. Bunların artması söz konusu. Genelde 2020 ve sonrasındaki vizyonumuz burada gördüğünüz veya diğer masada gördüğünüz ürünleri bitirmektir. Mehmetçik yeni yılın ilk günlerinden itibaren yerli insansız hava aracı Aksungur'la operasyon yürütebilecek. Aksungur son dönemlerde Türkiye'nin geliştirdiği yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı olarak öne çıkıyor. Aksungur daha da yetenekli. Radar koyabiliyorsunuz, büyük kamera koyabiliyorsunuz. Biz Türkiye'deki kullanıcılara vereceğiz onu yani. Yani Türkiye kullanacak onu. Biz yılbaşı itibariyle veya Ocak sonu itibariyle Türkiye bunu kullanmaya başlayacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2019'un yerli üretimde bereketli bir yıl olduğunu söyledi. Biz parayı buluruz. Problem değil.
önemli olan sipariş. 2020 boyunca çalışacak önemli projeler var. Milli Muharip Uçak, Gökbey, Hürjet, Atak 2 bu projelerden bazıları. Bizim aşağı yukarı 10 yılımız geçti, evet. Ama Aksungur 18 ayda bitti. Gökbey, Atak'tan edindiğimiz tecrübenizin oturuyor. Atak 2 de Gökbey'in tecrübesinin oturacak. Biz 10 sene sonra Türkiye hem ihracatta mutlu ederiz hem de hava savunma, tabii ki füze sistemleri yine roket sandı benim dışımda. Geniş bir faydalı yük opsiyonu olan Aksungur çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri yerine getirecek. Aksungur'un her bir kanadında 500, 300 ve 150 kilogram kapasiteli 3 silah istasyonu bulunuyor. Akıllı hale getirilmiş bombalarla, minyatür bomba gibi mühimmatlarla görev yapabilecek. Uyuşturucu bağımlılığını yenmiş kişiler dezavantajlı gruba girmesine rağmen işe alınmıyor. Sosyal uyum aşamasında yıkıma uğrayan insanlar tekrar madde bağımlısı olabiliyor. Ak Hayatlar Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Derya Ülger, karşılaştıkları sorunları ve talepleri anlattı. Ülger, vatandaş ve aileleri bilinçlenmeye çağırdı. Ben eski madde kullanıcısıyım. Derya Ülger, uyuşturucu bağımlılığını yendi, diğer hastalara umudu oldu. Daha çok canın kurtulması için 6 Eylül 2018'de, Ak Hayatlar Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği'nin kurucu başkanı oldu. Bizim diğer farklı dernekler gibi herhangi bir tedavi merkezimiz, yatılı bir yerimiz yoktur. Tamamen devletimizin bünyesinde, devletimize ait olan kurumlarla işbirliği yaparak tedavilerini yaptırıyoruz. Bağımlılar, alkol, madde bağımlılığı araştırma ve tedavi ve eğitim merkezinde ücretsiz olarak rehabilite ediliyor. Dernek, bağımlıları Tokat Doktor Cevdet Ayhan Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin Amatem bölümüne yönlendiriyor. Tıbbi tedavilerini tamamlayanlar hastanede meslek edindirme kurslarına katılıyor. Uyuşturucuya karşı sporla, sanatla mücadele ediyor. Burası diğer amatemlerden biraz farklı bir amatem. Örnekte teşkil etmesini umut ediyorum ben. İşte resim. Çocuğumuzun işte neye yetkinliği varsa o belirleniyor. Sebze ve meyve yetiştiriyorlar. Orada bir bahçeleri var. Bağımlılar, dezavantajlılar grubunda yer almasına rağmen tedaviden sonra iş bulmakta sorun yaşıyor. Sosyal uyum aşamasında yıkıma uğrayarak tekrar madde kullanımına başlıyorlar. Bu nedenle hayatlarına son veriyor ya da toparlanamıyorlar. İş bulmaları konusunda biz devlet büyüklerimizden özellikle özel sektördeki büyük holding fabrika sahiplerimizden ricalarda bulunuyoruz. Bu bizim en büyük problemlerimizden biri. Derya Ülger aile desteğine dikkat çekti. Buradan elde edilen gelirin hemen hemen tamamı terör örgütlerine gidiyor. Özellikle PKK'ya gidiyor. Çocuklarımızı bu örgütlere ve uyuşturucuya kurban vermek istemiyoruz biz artık. Bizler ebeveynler olarak ne kadar güçlü, bilinçli olursak o kadar güzel, güçlü, sağlıklı nesiller yetiştirebiliriz. Ülger, vatandaşların sokakta veya çevrede bağımlı gördüklerinde yapılması gerekenleri de anlattı. Dokunmaya korkabilirsiniz, size zarar vermesinden korkabilirsiniz. Ama aslında orada yapacağınız çok basit bir şey var. Alo 191, uyuşturucuyla mücadele hattı. Ya da 112'yi aramanız yeterli olacaktır o hayata dokunmak için. Antalya'da 4 yıl önce elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve geçen ay Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çift kol nakli ameliyatı yapılan Yusuf Oğuz Şimşek doktoruyla tokalaşmanın heyecanını yaşadı. Kolları olmadan 4,5 yıl geçirdi. Yusuf Oğuz Şimşek yeni kollarıyla ilk kez kendisiyle serviste ilgilenen doktoru Yunus Emre Şeker'le tokalaştı. Yusuf şöyle de yapalım mı? Hepsini yapabilir Yusuf artık. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çift kol nakli sonrası fizik tedavisine devam edilen 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, yeni kollarıyla hayallerini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Güzel bir duygu, çok güzel bir şey. Her gün fizik tedaviyi gören Şimşek'i ailesi ve arkadaşları da yalnız bırakmıyor. Doktorların sayesinde kötü günleri geride bıraktıklarını söyleyen baba Mustafa Şimşek ise kolları ilk gördüklerinde çok mutlu olduklarını dile getirdi. Çok sevinçliydik. Hocalarımız çıkıp çok iyi geçtiğini söyleyince daha da mutluluğumuz katlandı. Yusuf'un ailesi tarafından oldukça pozitif desteklenen bir genç olduğunu vurgulayan Doktor Yunus Şeker, güzel günlerin Yusuf'u beklediğini söyledi. Arabada kullanabilecek, günlük işlerini de yapabilecek, daha birçok içinde kalan her şeyi gerçekleştirebilecek bir duruma gelecek.
Dünyada en iyi korunan 20 kentten biri olan Safranbolu'da yılbaşı heyecanı yaşanıyor. Bölgedeki konaklar ve oteller dolu taştı. Safranbolu'nun büyüsüne kapılanlar sadece yerli turistler değil, yabancı turistlerin de 2020 yılına girerken tercihi müze kent oldu. Konakları, hanları, çeşmeleri, köprüleri. Bozulmayan dokusu ve tarihiyle Safranbolu yeni yıl için bir cazibe merkezi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu dünyada en iyi korunan 20 kent arasında. Sokaklarında dolaşınca kendinizi zamanda yolculuğa çıkmış gibi hissetmenize neden olan yapıları turistleri kendine hayran bırakıyor. Merkez oluyor. Yine bu yılbaşında da Safranbolu'daki bütün otellerimizi biz dolduk bekliyoruz. Bu yılda yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tercihlerinden biri oldu Safranbolu. Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer talepten memnun. 4 mevsim gezilebilecek bir şehir burası, bir tarihi yer. Aslında UNESCO'ya girişimizin 25. yılı kutladığımız bu dönemde, Aralık ayında, Safranbolu UNESCO'da olmasının da katkısıyla beraber ve korumacılık anlayışıyla beraber, özellikle eski çarşısıyla, tarihi çarşısıyla, hanlarıyla, hamamlarıyla, konaklarıyla Safranbolu yılbaşı tatilinde de insanların yine çekim merkezi. Gereğinden fazla tuz tüketenler, dikkat! Aşırı tuz kullanımı tansiyon, böbrek ve kalp hastalığına davetiye çıkartıyor. Peki tuz kullanım oranı ne kadar olmalı? Diyetisyen Neslihan Aktepe'ye sorduk. İşte yanıtlar. Atalarımız boşuna dememiş, her şeyin azı karar, çoğu zarar. Tuz, tıp dilinde sodyum klorür olarak biliniyor. Vücudun az miktarda da olsa sodyum ihtiyacını karşılıyor. Aşırı tüketimi ise hastalığa davetiye çıkartıyor. Yemeğin tadına bakmadan lütfen tuz atmasınlar. Türkiye'de ve dünyada kalp hastalıklarından ölüm hala birinci sırada yer alıyor. Kalp hastalıkları arasında yüksek tansiyonsa önemli bir noktada. Tansiyonu tetikleyen en büyük nedenlerden biri de aşırı tuz tüketimi. Tansiyonu tetikler, kalp hastalıklarını tetikler, böbrek yetmezliği ile ilgili ciddi problemler oluşturabilir ya da felç geçirme ihtimaliniz artabilir. Baharat, peynir, zeytin, salça gibi gıdaların içerisinde de tuz bulunuyor. Bu nedenle besinlerden alınan tuzun yanı sıra ayrıca tüketilmesi vücutta olumsuz etki yaratıyor. Sizlere önerimiz, yemekleri yaptığınızda salça kullanıyorsanız tuz atmamanız ya da tuz tadı oluşturabilecek, örneğin zerdeçal, karabiber, kişniş, kimyon, acı pul biberden böyle bir karışım oluşturup yemeklerin içine tuz yerine bunu kullanmanız. Kristalleriyle dikkat çeken kaya tuzunun daha sağlıklı olduğu anlamı çıkarılmamalı. Rafine edilmemiş kaya tuzlarında radyasyon bulunabilir. Kaya tuzu öneriyorum ama şunu unutmamak gerekli. Kaya tuzunun da %3'ü mineral, yani faydalı mineraller bulunuyor. %97'lik bölümü sodyum ve klorür, yani tuz içeriyor. Ayrıca rafine edilmemiş bir kaya tuzu kullanılıyorsa ortamdan bulaşanlar da var ve bunlar çok tehlikeli. Tuzda da bulunan sodyum, insan vücudu için temel minerallerden birisi. Sodyum, kuru meyve, peynir, ekmek, zeytin gibi gıdaları tüketerek de alınabiliyor. Sodyum, hücrelerin canlı olması, vücudun bir takım işlevleri yerine getirmesi için ve mesela böbreklerin fonksiyonunu yerine getirmesi için sodyum gerekiyor. Ama sodyum klorür birlikteliğine, yani tuza ihtiyaç yok bunun için. Ulusal kanala konuşan diyetisyen Neslihan Aktepe, günde 5 gram tuz tüketilmesini önerdi. Bu da yaklaşık bir silme tatlı kaşığı anlamına geliyor. Ama bu sizin gün içinde kullanabileceğiniz anlamına aslında gelmiyor. Çünkü besinlerin içinde de sodyum klorür bulunuyor. Yemek önüne geldiğinde masadan tuzlukları kaldırsınlar. Evet, bu önemli uyarılarla 16 bültenini noktalıyoruz. Hoşçakalın.